Daha önce size SQLite ile ilgili iki tane editörden bahsetmiştim. E, SQLite ekibinin kendi geliştirdiği official CLI haricinde iki tane editör var. Bunlardan bir tanesi SQLite Browser'dı. Diğeri de diğeri de SQLite Studio'ydu. Ekranda gördüğünüz gibi. Bu de hangi sürümlerini indireceğinizi göstereceğim. Kurulum gayet basit. Bunun üzerine e, özel bir videoya gerek olmayacaktır. Burada birkaç tane versiyon var. Kullandığınız işletim sistemine göre değişir tabii ki. Biz Windows üzerinde çalışıyoruz. O yüzden e, Portable ya da Installer'ı seçebilirsiniz. Installer size e, Installer size kurulum uygulaması sunar. Exe olarak. Ve bildiğiniz Windows'taki Next Next yöntemiyle onu kurmanızı sağlar bilgisayara. Ama Portable kısmında da size doğrudan dosyaları veriyor. Siz onun içerisindeki exe'ye tıklayarak uygulamayı çalıştırıyorsunuz. Yani bir kurulum ortamı sunmuyor size. İkisi de tercih edilebilir. Hangisini kullanmak isterseniz onu tercih edebilirsiniz. Tabi Linux ve Macintosh için de aynı şekilde. Benzer uygulamalar mevcut burada. Mesela bir diğer şey dikkat ederseniz Windows için sadece 32 bit versiyonu burada sunuluyor. Ama mesela Linux için sadece 64 bit versiyonu var. Aynı zamanda Macintosh için vesaire. bunlara da dikkat edebilirsiniz. Geliştirme ortamında çok da bir çok önemli değil. 32 bit ya da 64 bit olması yani basit bir editör için çok önemli bir durum değil açıkçası. Herhangi birisini kullanabilirsiniz. Şimdi, diğerinde SQLite Browser, burada da benzer durum söz konusu. Ben ikisini de göstereceğim nasıl kullanacağınızı ama uygulama içerisinde daha çok birini kullanacağız. SQLite Browser içerisinde de 3.12, 3.11, 2 versiyonu mevcut ve gördüğünüz gibi iki ana dağıtım söz konusu burada. Windows için olandan bahsediyorum. Macintosh için ise buradan devam edebilirsiniz. DMG dosyasını indirip kurabilirsiniz. Linux için de benzer şekilde farklı dağıtımlara göre kurulumları da mevcut. Fedora, Open OpenSUSE vesaire. Windows tarafında gene Standard Installer for 32 bit Windows ve Windows XP için bunu kullanabilirsiniz diyor. Bu installer yani gene daha önce bahsettiğim gibi kurulum sunuyor size yani exe olarak ve e, next next ile bunu kurabiliyorsunuz ama aynı zamanda kurulumsuz no installer seçeneğini de seçerek doğrudan dosyaları bilgisayarınıza indirip bunu e, kurmadan sadece içerisindeki exe'yi tıklayarak çalıştırabilirsiniz her defasında onu aynı mantıkta kullanabilirsiniz bu mesela no installer dosyasını indirdiniz. E, bunu program files içerisine kopyalayabilirsiniz, kopyalayabilirsiniz. O ana klasörü, uygulamanın klasörünü. Sonrasında da bu kopyaladığınız yerde o ana egzenin, uygulamanın egzesine sağ tıklayın ve orada kısa yol oluştur deyin. Bu kısa yol oluşturacaktır size. O kısa yolu da ana sayf sizin bilgisayarınızın ekranına desktop ana ekranına kopyaladığınız zaman Gene o klasöre gitmeden sanki installer ile kurmuşsunuz gibi bunu kullanabilirsiniz. Gene burada da 32 bit ve 64 bit versiyonları mevcut diyebiliriz. Bunları bu şekilde kullanabilirsiniz.